Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki, o zekatını vermeyen Allahu Teala'nın fazl-ı kereminden kendilerine verdiği bir işaret var burada. Cenab-ı Hak evvela tabiri caizse sitemini yapıyor. Ey insanoğlu diyor, o senin kasanda, hesabında olanlar var ya, benim fazl-ı keremimle sana verdiğim şeylerdir. Ben verdim onları sana. Ben vermeseydim alamazdın. Ben verdim, şimdi ben, benim rızam için senden istiyorum, fakirlere vereceksin. Vermeyip, cimrilik yapıp vermediğini hayır zannetme. Verecektim 250 bin lira, kurtuldum vermedim, hesapta kaldı, bende kaldı diye sevinme. Bu senin için çok çirkin bir kötülüktür diyor. Kendine acayip kötülük yaptın. Nasıl yani? Âl-i İmrân Sûresi 180. ayet-i kerime. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Onların cimrilik yapıp vermedikleri zekat, efendim, gerdanlarına sarılacak kıyamet gününde. Gerdanlarına sarılacak kıyamet gününde. Ve onlara, işte bu sizin zekatını vermediğiniz mallarınızdır. Bunu, bu ayet-i kerimeyi, yani Âl-i İmrân Sûresinin 180. ayet-i kerimesini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlatmışlardır. Mealen söylüyorum. Altın, gümüş ve benzeri zekata tabi malları olduğu halde onun zekatını vermeyen insanın o serveti demirden levhalar halinde cehennem ateşinde kızartılacak ve o insanın önüne, arkasına efendim yapıştırılacak. Her yapıştırıldığında soğuyuncaya kadar sırtında, yanlarında yapışık kalacak. Soğuduktan sonra tekrar ateşte kızartılıp üzerine yapıştırılacak. Bu kıyamet meydanında, mahşer meydanında 50 bin sene gibi bir bekleme süresi vardır. Bu bekleme süresi böyle geçecek onun için.